Tedaviye geçtiğimizde bunların saydığınız kanser hastalıklarının tedavisinde bir farklılık var mı? Ne gibi bir süreç işliyor durumda? Şimdi tabii ki az önce de söyledim yani hani 200'lerce ana başlığımız var. Alt gruplara baktığımız zaman binlerce alt grubumuz var kanser hastaları ile ilgili. Bir kere şunu anlamak lazım. Yani her hasta birbiriyle aynı değil. Yani aynı kişi nasıl ikiziyle aynı olamıyorsa kanser hastaları da birbiriyle aynı değildir. O yüzden biz hastalarımıza hep diyoruz ki birbirinizi yani diğer hastalarla karşılaştırmayın. Hastaları değerlendirirken bizler tıbbi onkologlar olarak bir kere hastanın genel durumu, yaşı, performansı, ek hastalığı olup olmadığı ve hangi bölgeden kanser kaynaklandığını bunları ortaya koymak, değerlendirmek gerekiyor. Bu bir akciğer kaynaklı mıdır, kanser midir, meme kanseri midir, bağırsak kanseri midir? Bir kere o nedenle hastalığın lokalizasyonunu yani nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Bunu da nasıl bileceğiz? Hastaya bir şey yapılması lazım. Yani evet hasta öksürük şikayetiyle doktora başvurdu. Bir tomografi çekildi. Akciğerde kitle saptandı. Bu yetiyor mu bize? Yetmiyor. Ne yapılması lazım? Onun patolojik olarak yani oradan alınan örneğin yani bir şekilde örnek alınıp oradaki dokudan onun incelenmesi gerekiyor patolojik olarak. Yani patolojik olarak dediğimizde mikroskobik düzeyde bakılması lazım. Bunu da patologlar yapıyorlar. Bize diyorlar ki evet bu hastanın akciğerinde veya memesinde veya bağırsağında bir kitle var. Buradan örnek alınmış ve sonucu budur. Bu bir akciğer kanseridir. Onun da bir sürü alt tipleri var. Ya da mide kanseridir ya da bağırsak kanseridir. Yani bizim için doku tanısı çok önemli. Hastanın hastalığının adını koymamız çok önemli. Bu adı konulduktan sonra da hastanın vücudunun taranması gerekiyor. Yani bu hastalık sadece orada mı? Örneğin sadece memesinde mi ya da sadece midesinde mi yetmez? Niye yetmez? Çünkü az önce dedik ya bir sürü dört tane evremiz var. Bu hastalar hangi evrede? Vücuduna yayıldı mı, yayılmadı mı? Erken evre ise farklı tedaviler var, ileri evre ise farklı tedaviler var. O yüzden hastaları değerlendirirken bazen sıkılıyor hastalarımız. O bizden film mi isteyeceksiniz falan diye ama buna bazen gerçekten mecburuz. Neden mecburuz? Çünkü hastanın hastalığının vücudunda nereye yayıldığını bilmemiz lazım. Onu bilmeden tedaviye başlamak gibi bir şey bizim için söz konusu olamaz. O yüzden vücudunda taramalar istiyoruz. Örneğin beyinde bir sıkıntı var mı diye bakmak için beynini MR görüntüleme istiyoruz. Akciğer için tomografi istiyoruz, karnı için tomografi istiyoruz, kemiklerle ilgili bir sıkıntı olduğu için kemik için örneğin sintigrafi dediğimiz bir yöntem var, onu istiyoruz. Bazı hastalarda PET istiyoruz. Hastanın tümörünün tipine, genel durumuna göre karar veriyoruz. Sonuçta evrelemesini yapıyoruz. Yani sadece işte patoloji raporunu getirdi. Burada bu yazıyor öyle bitmiyor iş. Hasta bir bütün olarak değerlendiriliyor. Yani bu hastanın başta da söylediğim gibi yaşı, genel durumu, tek başına mı geldi, destekli mi geldi, sedye ile mi geldi, sedye ile gelen bir sürü hastalarımız oluyor. Tekerlekli sandalye ile mi geldi, kendisi mi gelebiliyor, yakınlarının desteği var mı yok mu, sosyal durumu da çok önemli tedavileri planlarken. Çünkü çok zor bir süreç bu. Yani bu tanıyı alıp bu tedavileri yürütmek hasta ve hasta yakınları için çok zor. Evet, biz tıbbi onkologlar için de zor ama onlar için daha zor. O yüzden sosyal çevre de çok önemli bu hastaların tedavileri için. O yüzden bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu bütünün içinde de sadece tıbbi onkologlar yok. İşte patolog dedik. Onlarsız olmuyor mesela. Çünkü bize bir isim yazmaları lazım. Patolojideki meslektaşlarımız diyecek ki bu akciğer kanseri ama bu akciğer kanserinin şu tipi diyecek bize ki biz ona göre tedavimizi yönlendireceğiz. Radyoloji olmazsa olmazımız. Radyologlar çünkü filmleri değerlendiriyorlar. Bize diyecekler ki işte biz bu filmde beyinde sıçrama gördük diyecek belki. O yüzden bu bir ekip işi. Bu ekibin içinde bizler, radyologlar, patologlar, cerrahlar, göğüs hastalıkları uzmanları, nükleer tıpçılar, sintigrafi PET dedim az önce, nükleer tıpçılar yani bir ekip olarak gerekli tetkiklerle hastaları değerlendirip ondan sonra en uygun tedavi neyse, cerrahi için uygunsa cerrahi, cerrahi için uygun değilse radyoterapi uygulamaları, radyasyon onkologlarını da atlamayayım, onlarsız da olmaz, radyoterapi uygulamaları. On uygun değilse sistemik tedaviler ne yapabiliriz? Bunların hepsini işte hastanın durumu, performansı, evresi bunlara göre bir plan oluşturup o plana hastamızın durumuna göre uymaya çalışıyoruz. Yani bu aslında oldukça kompleks ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir şey.
Aslında bir sonraki sorumu da cevaplamış oldunuz. İşte bir kanser hastasına kanser işte tanısı koymadan önceki ne süreç işliyor? Nasıl bir işte bu ekip çalışması var o arka planda? Bunu da cevaplamış oldunuz. Evet, bir ekip işi gerçekten. Örneğin mesela az önce söyledim, midede mesela mide bölgemde ağrı var, erken doygunluk hissim var diyor. Hı hı. Mesela bu hastaya endoskopi yapılması lazım. Yani midesine hortumla bakılması lazım ki midede bir yara var mı? Bu yaranın görüntüsü nasıl? Kötü görünen bir yara mı? Öyleyse buradan çoklu parça alınması lazım ki hani midede bir yara var, bu yara iyi huylu mu kötü huylu mu ona karar verilsin diye. Yani gerçekten gastroenterologları da ekliyorum buraya. Multidisipliner yaklaşım gerektiriyor.